Sayıştay'ın denetleme diye bir görevi var. Ama bu kurumun içerisinde denetleyecek iradeye sahip kimse yok. Ülke büyük kayyuma teslim edilmiş durumda. O yüzden kayyum hırsızlıktır, kayyum yolsuzluktur demeye gerek yok. Çünkü kayyumlar çırılçıplak, açıkça ortada. Kürdistan'da halkın iradesi zorbalıkla gasp edilerek belediyeler kayyumlara teslim edildi. Mardin'de cami satan kayyumunuz var. Allah doyursun gözünüzü. Ne diyeyim başka? Mardin'de güya belediyenin borçları varmış. Şöyleymiş, böyleymiş. Allah sizi inandırsın. Şeytanın aklına gelmeyecek hinlikler var bunlarda. Hırsızlıkta pik nokta. Allah'ın evini satmak. Allah'ın evini kim sattı? Sizin atadığınız kayyum sattı. Ha başka ne var kayyumlarda? Halkın parasını çerez niyetine yemek için çereze yatıran kayyum da var. Onu da siz atadınız. Utanmazlığın, arsızlığın ağlası bu. Yola çıkarken AKP ve Erdoğan yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceğiz dedi. Ama yolda rotayı şaşırdılar. Ne yaptılar? Yeni bir üç yerleri var artık. Yeme, yasaklama ve yürütme. Atalarımız ne demiş? Yiğidi öldür hakkını yeme. Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla mücadelede başaramadınız, beceremediniz ama yeme, yasaklama ve yürütme işinde oldukça iyisiniz. Bu nedenle sizleri kutluyorum. Peki bu kayyum rejiminin başında kim var? Tabii ki büyük kayyum var. Sarayında oturuyor. Tabii ki Erdoğan. Erdoğan önce HDP'li belediyelere kayyum atadı. Sonra uygulamalarıyla ülkenin kayyumu oldu. Bakın Mersin'de AKP'li Akdeniz Belediyesi'nde yapılan bir hile hurdayı anlatayım size. AKP'li Akdeniz Belediye Başkanı belediyeye ait çok değerli bir binayı satmak istedi. Aynı zamanda iki yeri bakanlığa devretmek ve 50 milyonluk borçlanma yetkisi almak istedi. Belediye meclisine getirdi, belediye meclisi reddetti. Sonrasında ne yaptı? Olağanüstü toplantı kararı aldı. Ne tesadüf ki olağanüstü toplantı kararı alındığı gün 5 HDP'li belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Ve bu kararların tamamı meclisteki denge lehine değişen AKP'li belediye başkanı tarafından bu kararların tamamı çıkarıldı. Sonra ne oldu? Belediye meclisten bu kararlar çıkarıldıktan 3 saat sonra HDP'li belediye meclis üyeleri serbest bırakıldı. Bu işin içinde Mersin'de emniyet var. Bu işin içinde Sayın Bakan sizin hakim ve savcılarınız da var. Yani bunun adı kayyum rejimidir. Bu ülke şu anda kayyum rejimiyle yönetiliyor. Şimdi siz muhalefete sesleniyorum. Kayyum meselesi artık bu ülkenin çıkmaz sokağı. Ve bu mesele sadece DEM Parti'nin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bunu en iyi sizin büyükşehir belediye başkanlarınız bilir. Neden mi bilir? 5 yıldır hangi gün bize kayyum atanacak korkusuyla belediye yönetmeye çalışıyorlar. İşte şu an yaşananların en büyük sebebi aynı zamanda muhalefetin yani sizlerin sessizliğidir. Şimdi her yerde seçmen kaydırıyorlar. Çalmadıkları bir seçmen kalmıştı, onu da yapıyorlar. Ne de olsa yaparsa AKP yapar. Iğdır'da bir adrese 1450 seçmen kaydetmişler. Siirt'te 2099, Şendinli'de 2207, Esendere'de 1517, Kulp'ta 1062 kişi tek bir adrese kaydedilmiş. Hile hurdaya tam gaz devam ediyorlar. Biz biliyoruz bunlar yüzsüz. Peki siz neden susuyorsunuz? Siz neden konuşmuyorsunuz? Siz neden itiraz etmiyorsunuz? İktidar milletvekillerine sözüm şu. Biliyoruz yapılanları Sayıştay denetlemiyor. Ama unuttuğunuz bir şey var. Unutmayın Allah denetliyor. Allah yapılanların hepsini kaydediyor. Diyoruz ki mevcut uygulamadan korkmuyorsunuz. Korktuğunuz kimse yok ama bari gelin Allah'tan korkun.